Şanlıurfa'da askeri araç sele kapıldı. İki asker şehit oldu. Şehitlerin naaşlarına uzun çalışmalar sonucu ulaşıldı. Olay Suriye sınırındaki Akçakale Ceylanpınar hudut yolunda meydana geldi. Yeşiltepe Karakoluna giden 3. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı askerlerin bulunduğu zırhlı araç sabaha kadar etkili olan sağınağın sele dönüşmesi sonucu taşan dereye devrildi. Kazanın ardından araçtaki 4 askerden ikisi kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Şehit Piyade Sözleşmeler, Cuma Ali Akçay ve Şehit Piyade Sözleşmeler, Esat Ertaş ise derede kayboldu. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Suat'ı arama timi, askerler ve itfaiye ekipleri kayıp askerlerin bulunması için çalışma yürüttü. İş makineleriyle farklı noktalardan açılan kanallar sayesinde derede su seviyesinin düşmesinin ardından zırhlı aracın yeri tam olarak tespit edildi. Yaklaşık 12 saat sonra da askerlerin cenazesine ulaşıldı. Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama yapıldı. Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz denildi. Piyade Sözleşmeler Esat Ertaş'ın şehit haberi Konya'nın Doğanhisar ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesinin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Sözleşmelerler Cuma Ali Akçay'la Esat Ertaş için ilk tören görev yaptıkları Şanlıurfa'daydı. Ardından Şehit Ertaş memleketi Konya'ya, Şehit Akçal defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi. Şehit Er Esat Ertaş'ı Konya'da sevenleri karşıladı. Şehit için Doğanisar ilçesinde cenaze namazı kılındı. Törenin ardından şehidin naaşı Başköy mahallesinde toprağa verildi. Aynı kazada hayatını kaybeden Akçal'ın naaşı son kez Kahramanmaraş'taki baba evine götürüldü. Şehit Akçal Göksun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.